Merhaba arkadaşlar, hepinize kolay gelsin şimdiden. Şimdi bu videomuzda sizlere internet kablosu uçları, başlıkları halk diliyle teknik olarak ise arkadaşlar RJ45 jack nasıl takılır sizlere elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Şimdi şu tırnaklar arkadaşlar sürekli bozulur. Bozulduğu zaman da hafiften bir sarsıntı anında internetiniz kopar. Bunu sürekli elektronikçilere para vermektense arkadaşlar kendinize bir tane internet pensesi alıp bunu bozuldukça evde kendiniz yapabilirsiniz. Elimdeki kablo CAT 5 arkadaşlar. CAT 6, CAT 7, CAT 8 diye gider arkadaşlar. Yani kategori 5, kategori 6, 7, 8 diye gider. CAT kategorinin kısaltılmışıdır. Bu tür kablolar arkadaşlar maksimum 100 metreyi geçtiği zaman, hatta 100 metrede de sorunlar yaşarsanız 100 metreyi geçtikten sonra müthiş derecede sinyal kaybı yaşarsınız, kopukluk yaşarsınız. Mümkün olduğunca kablonuzun boyunu kısaltın arkadaşlar. Bunu bir dipnot olarak anlatmak istiyorum. Atıyorum 1 kilometrelik yola 1 dakikada varırsınız, 5 kilometrelik yola 5 dakikada varırsınız. Kablomuzun boyu ne kadar kısa olursa internetimizin hızı artar. İnternetimizin altyapısı zayıfsa arkadaşlar CAT 6 CAT 7 takmamızın hiçbir anlamı yok. Eğer internetimizin altyapısı hızlıysa, yani fiber internetse veya megabit dediğimiz olay yüksekse arkadaşlar CAT 5 taktığınız zaman sinyaliniz düşer. İnternetinizin hızı ne kadar yüksek olursa kablomuzun kategorisini, yani CAT 6 CAT 7 yükselttiğimiz zaman internet hızımız daha güzel olur. İndirmemiz olsun veya yüklememiz olsun hızlanmış olur. Şimdi bu kablolarda sıralama vardır arkadaşlar. İçerisinde 8 adet kablo vardır. Sıralaması aslında sıralama diye bir şey yoktur arkadaşlar. Bir ezber olması lazım. Diyelim ki ne? Kablomuzu bir ezber olduktan sonra sıralama önemli arkadaşlar. Şimdi diyelim ki ne? Kablomuz buradan geldi, bir dağıtıcıya girdi arkadaşlar. Dağıtıcıdan çıkıp başka bir cihaza girdiği zaman buradaki sıralamayla buraya bağlanmış olan kablonun sıralaması ile buradaki kablonun sıralaması farklıysa sıralama önemlidir. Yoksa bazı arkadaşlar işte illa kırmızı başa gelecek, yok siyah ortaya gelecek, yok yeşil en sonda olacak diye bir kaide yok. Kablonun renkleri hangisi öne gelirse gelsin diğer ucu da aynı olduktan sonra sorun olmaz. Az önceki buradaki anlattığım olay ise burada atıyorum bir sıralama yapıldı. Diğer kablodaki cihaza girip de diğer kablonun sıralaması değişik olduğu zaman sıralama önemlidir. Bütün sıralamalar aynı olduğu zaman renkler en başta olmuş en sonda olmuş hiç fark etmez. Şimdi benim kendime göre bir ezber sıralamam var. Siz de az çok bu şekilde yapın arkadaşlar. Şimdi turuncu beyaz turuncu, yeşil beyaz mavi, mavi beyaz yeşil, kahverengi beyaz kahverengi. Ben bunu bu şekilde ezberlemişim arkadaşlar. Şimdi turuncu beyaz turuncu, yeşil beyaz, mavi, mavi beyaz, yeşil arkadaşlar, kahverengi beyaz, kahverengi. Bu kablonun sıralamasını bu şekilde yaptık arkadaşlar. Fazlalığımızı kesiyoruz. Jack'ımızı takarken sıralamayı katiyen bozmamaya dikkat ediyoruz. Sıralama bu şekilde arkadaşlar. Turuncu beyaz turuncu, yeşil beyaz mavi, mavi beyaz yeşil, kahverengi beyaz kahverengi.
tırnağımız dış tarafa gelecek vaziyette şu şekilde boşluğunu iyice alıyoruz arkadaşlar. Şu kısma dikkat edin arkadaşlar. Bunu şu anda size belki gösteremem. Çünkü bunu kendinize bir açı yaratmanız lazım. Ucundaki parlaklığı görüyorsanız kabloların hepsi en üstte tırmanmıştır arkadaşlar. Temas etmiştir. Pensemizi takıyorum. Dizinizin üzerine hafiften biraz baskı uygulayarak bir tarafımız hazırdır arkadaşlar. Kablonun sıralamasını da görebiliyorsunuz. Şimdi diğer ucu da arkadaşlar aynı şekilde turuncu beyaz turuncu, yeşil beyaz mavi, mavi beyaz, yeşil kahverengi beyaz kahverengi. Bu şekilde yaptık. Sıralama şu şekilde önemli demiştim. Biz bu kabloyu atıyorum modemden aldık, dağıtıcımıza verdik. Dağıtıcımızdan da başka bir kabloyla başka bir cihaza verdik. Eğer bakın arkadaşlar diğer kablonun sıralaması bu kablonun sıralamasına göre farklıysa o tarafa internet gitmez. Ama bu kabloyu sökün, buraya takın, internet yine gelir. Burada önemli olan renklerin hangi sırada, kaçıncı sırada olduğu önemli değil. Önemli olan aynı renklerin diğer taraftaki aynı renklerden uyuşması. Olay bu arkadaşlar. Bazen önünüze böyle sorunlar çıkarsa demek ki her iki kablonun da sıralaması farklıdır. Bu aklınızda olsun arkadaşlar. Diğer tarafı anlatmama gerek yok. Diğer tarafı da arkadaşlar tekrardan kesip aynı şekilde hatta yapalım isterseniz. Şöyle 3 santim kadar kesiyoruz. Turuncu beyaz, turuncu demiştik. Yeşil beyaz, mavi, mavi beyaz, yeşil, kahverengi beyaz, kahverengi arkadaşlar. Sıralamamız bu şekilde. Yaklaşık 1 santim kalacak vaziyette kablomuzu kesiyoruz. Fazla uzun kesmeyin arkadaşlar. Çünkü kablonun RJ45 konnektörümüzün içerisine dış plastiği girmek zorunda. O şekilde daha sağlam olur. Şu şekilde sıralamayı oynatmadan arkadaşlar şu anda sıralama karıştı. Ben turuncu beyaz, turuncu yeşil beyaz, mavi, mavi beyaz, yeşil kahverengi, beyaz kahverengi karışmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde pensemizi takıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar internetle ilgili bir sorununuz olursa lütfen sorularınızı yazabilirsiniz. Umarım anlatabildim. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.